Bu filmde Münir Nurettin Selçuk senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Münir Nurettin Selçuk. Türk besteci ve müzik öğretmeniyim. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1900 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Babam Mehmet Avni Nurettin Bey. Annem Fatma Hanife Hanım'dır. Babam İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesördü. Ayrıca Kadıköy Lisesi'nde Fransızca dersleri veriyordu. Görgülü, varlıklı ve sanatsever bir ailenin çocuğu olarak yetişti. Daha çok küçük yaşlarda sesimin güzelliği çevremdekilerin dikkatini çekmişti. İlk müzik derslerimi amatör bir müzisyen olan babamdan aldım. Beyazıt İlkokulu ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Kadıköy Numune Mektebi'nde eğitim aldım. Ardından Darül Elhan'a devam ettim. Ailem ziraat öğrenimi görmemi istiyordu. Bu nedenle beni Macaristan'a gönderdiler. Ancak ben müzik eğitimimi tamamlamak istiyordum. Ve 1917 yılında ülkeme geri döndüm. Bu dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbol oynuyordum. Bir gün Mustafa Kemal kulübümüzü ziyarete gelmişti. Bu sayede kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Macaristan'dan döndükten sonra ünlü müzik ustalarından dersler aldım. Besteciliğe 1920 yılında Tevfik Fikret'in "Bu Bir Teranedir" adlı şiirini besteleyerek başladım. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Müzik Heyeti kurulmuştu. Askerlik görevimi üsteğmen olarak burada yaptım. 1926 yılına kadar Atatürk'ün maiyetinde bulundum. Müzik çalışmalarımı serbest olarak sürdürmek istiyordum. 1926 yılında Atatürk'ten izin alarak İstanbul'a döndüm. Bir plak şirketinde çalışmaya başladım. Bu arada müzik dünyasında epeyce tanınmıştım. Daha ileri düzeyde bir eğitim almak istiyordum. Bu amaçla 1927 yılında Paris'e gittim. Paris Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitimi aldım. 1928 yılında ülkeme geri döndüm. Opera ve tango gibi batı müziğini Türk müziğiyle birleştirdim. 1930 yılında verdiğim ilk solo konserim büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Plak çalışmalarım devam ediyordu. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında konserler veriyordum. Bazı müzikaller için besteler yaptım. 1938-1950 yılları arasında birkaç müzikalde başrol oyuncusu olarak yer aldım. 1940 yılından sonra beste çalışmalarım hız kazandı. 1942 yılında da İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda görev yapmaya başladım. Yurtdışı konserlerim çoğalınca konservatuvardaki görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Ancak daha sonra ders vermek için tekrar davet edildim. Burada çalıştığım dönem konservatuvarın en parlak dönemidir. 15 günde bir pazar sabahları verdiğimiz konserler büyük ilgi gördü. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınlanan bu konserlerde dinleyicilerimize pek çok şarkı seslendirdik. Besteciliğimde yakın arkadaşım Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli bir yeri olmuştur. Onun şiirlerindeki İstanbul benim bestelerimle yeni anlam kazandı. Yahya Kemal'in pek çok şiirini besteledim. En bilinen ikisi Aziz İstanbul ve Dönülmez Akşamın Ufkundayız adını taşır. Bestelerimi yaparken en büyük ilham kaynağım yeşillik, deniz ve güneşin batışını bir arada görebilmekti. Müziği o kadar çok seviyordum ki hayatımda başka bir meslekle uğraşmayı hiç düşünmemiştim. Türk müziğinde geleneksel ve çağdaş anlayışları birleştirmeye çalıştım. Bu sayede dönemin en sevilen ve örnek alınan sanatçılarından biri oldum. Pek çok öğrenci yetiştirdim. Bu öğrenciler arasında Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ayhan Işık da vardı. Türk müziğini ayağa kaldıran kişi olarak görüldüm. Türk müziğinin tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında büyük rolüm vardır. Sevgili çocuklar, müzik dolu bir hayatım oldu. Müziğin insan yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu düşündüm. Neden sizler de bir müzik aleti edinip çalışmaya başlamıyorsunuz? Bunun çok keyifli olduğunu göreceksiniz. Eğer çok çalışırsanız, sizler de kendi bestelerinizi yapabilirsiniz.